Nisan sormuş. Hocam siz yaradanı hissedebiliyor musunuz? Cevabınız evet ise bu nasıl bir his merak ediyorum. Şimdi biraz önce Atay'a verdiğim cevap senin için de geçerli. O hissiyatı sana anlatsam. Sen sanki benim hissettiğimi kendi anladığın şeklinde hissediyormuşsun gibi düşünmeye başlarsın. Ve bu seni tümüyle yalan bir hissiyata iter. Asla maneviyat edinemezsin o şekilde. Çünkü ben sana diyelim ki bir his anlattım. Sen şimdi benden duyduğunu kendi şu anki kendi anlayışına göre yorumlayıp o hissin peşinde koşacaksın. Asla gelemezsin maneviyata. Yani yalan olur. Seni öldürmüş olurum manevi açıdan. Anlatılmaz o yüzden. Sadece o yüzden kitapları çalışıyoruz. Kitapları da tüm bilgileri anlatırım. Hepsi bilgi. O bilgiden kişi arzusunu geliştirmek zorunda. O arzuya yerden ışığı hisler getirecek. O hisler işte sana has olacak. Sen diyeceksin ki aa işte bu benim yerdanla özel bir bağım. Ve hepimiz o özel bağı inşa etmemiz lazım. Ahmet sormuş. Sorular güzel. Onu söyleyeyim. Şey, yanlış sormuyorsunuz yani. Soruyorsanız iyi soruyorsunuz ama cevabı bu. Siz de o şekilde ilerleyelim, beni anlayacaksınız. Hayatta da öyle. Hayatta da diyelim arkadaşsınız, 3-4 kişiyle arkadaşsınız. Hiçbirinizin birbiriyle olan ilişkisinde aynı şeyi hissetmezsiniz. Hepiniz farklı hissedersiniz.